Ciro endeksleri de gelmişti. Onlara da bakalım mı? Bakalım tabii. Ciro endekslerinde de toplam ciro yıllık %41,8'lik bir artış gösteriyor. TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı toplam Ağustos ayında düzeltiyorum. Yıllık anlamda %41,8 oranında artış gösteriyor. Alt kırılımlarına baktığımızda sanayi sektörü ciro endeksi %26,7'lik bir artış gösterirken inşaatta %75'lik bir artış var. Ticaret ciro endeksi de %42,8'lik bir artış bizlere gösteriyor. Hizmet sektörü ciro endeksi %55,5'lik bir artışa işaret ediyor. İşte bu grafikte de yıllık değişimler var. Ben özellikle aylıkları, yıllıkları ifade ettim. Burada da yıllıklar var. Bunun altında aylıklara da isterseniz bakalım. Bakalım. Toplam ciro aylık %3,7 artış gösterdi. Alt kırılımına baktığımızda sanayi sektörü ciro endeksi %1 arttı. İnşaat ciro endeksi %10,9 oranında artış gösterirken diğer yandan ticaret ciro endeksinde de %4,2'lik bir artış var. Hizmet ciro endeksi %3,3'lük bir artış göstermiş. Ciro endekslerinde artışlar var. Evet, ekonomide hareketlilik devam ediyor yani. Bu açıdan önemli. Şimdi tabii bu arada bir notu da iletelim. Az önce cari dengeyi konuşurken cari dengede 2019'dan beri en yüksek fazla olduğunu görüyoruz. 5 yılın en yüksek fazlası olarak Evet, kayıtlara geçiyor. bu da oldukça önemli. Buradaki iyileşme O notu düşelim. makro açıdan olumlu olarak bize geri dönecek değil mi önümüzdeki süreçte? Tabii yani dengelerin tutturulması, hedeflerin tutturulması önümüzdeki dönem için çok önemli bir aslında kriter. Bu da şunu gösteriyor aslında. Cari açık hep Türkiye'nin böyle yumuşak karnı olan alanlardan birisiydi. Artık o sıkıntıdan kurtulduk. Bunu görüyoruz. Bu da aslında işte o en başta bahsettiğimiz nokta var ya, üretim ve daha farklı şekillerde daha yüksek değerli üretim yapmak, teknolojik ürünler yapmak ve daha fazla girişin olması, bunların hepsi çok önemli tabii. Bir yandan da tabii turizm ciddi olarak artıyor. Bu da önemli. Tüm bunlara baktığımızda dengenin çok iyi bir noktaya geldiğini görüyoruz. Dış açığın, özellikle dış ticaret açığının da azalması cari işlemler dengesini oldukça olumlu yönde etkiliyor. Evet. Buradaki iyileşme ve enflasyonda önümüzdeki süreçte daha da hissedilecek düzeyde gerileme sanıyorum bu yatırımcı toplantılarında elimizin daha güçlü olmasını da bizlere sağlayacak değil mi? Sonuçta işte Katar'a gitti Mehmet Şimşek, Kuveyt'e gitti. Bu toplantılarda 14-15 aydır nereden nereye geldiğini verilerinde anlatıyor. Tabii yani şimdi yabancı yatırımcı tabloya bakıyor. Hani bu rakamlara bakıyor. Elbette ülkenin potansiyeline ve bundan sonraki dönemdeki planlarına bakıyor ama şu anda gerçekleşen rakamlar çok önemli. Neden? Çünkü bütün dünyada enflasyonla mücadele yapılıyor ve bütün ülkelerde bir büyüme noktasında daha farklı bir tablo var. Tüm bunlara baktığınız zaman aslında nereye gidiyor bu ülkenin ekonomisi görüntüsünü görmek istiyor yabancı yatırımcı. Böyle olunca da tabii özellikle önümüzdeki dönem için bu rakamlar çok daha önemli. Yabancı yatırımcı açısından da önemli. Ama en çok tabii ülkenin ekonomisinin rayına oturması ve vatandaşın refaha ulaşması anlamında önemli. İsterseniz bir araya gidelim. Burayı kapatalım. Tonguç Erbaş da aramıza katılacak. Sonra bu verileri ve piyasaları konuşmayı sürdürürüz.